Hanife'cim seni alabilir miyim canım? Bir talibin gelmiş. Senin için Serdar Bey geliyor. Alkışlarla onu da davet edelim. Serdar hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Neresinden? Burada. Sultan Gazi. Sultan Gazi'den Hanife için çıktın geldin. Evet. 24 yaşındaymışsın. Evet. Çok güzel peki. Sözü ben Hanife'ye bırakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Biraz heyecanlı. Ne iş yapıyorsunuz? Dekorasyon. Anladım. Dekorasyon. Ne dekorasyonu? Ahşap üzerine. Efendim? Ahşap üzerine. Ahşap evet. Üzerine. Biraz kendinizden bahseder misiniz? 24 yaşındayım. Samsunluyum. İstanbul'da yaşıyorum. 3 kardeşim. Ailemle yaşıyorum. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa... Neden ben? Gözlerinden çok etkilendim. Gözlerinden? Teşekkür ederim. Gözlerinizden. Gözlerinden çok etkilendim dedi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin için ben bir şarkı olsaydım hangi şarkı olurdum? Benim için bir şarkı olsaydınız... İrem Derici'den... Ya da benim için en güzel bir şarkı olurdunuz tahminen. Ama hangi şarkı? Nasıl söylesin? Çok affedersiniz. Ben burada Müjdat Hanım'ın şeyine maruz kalıyorum da biraz baskısına. Şarj aleti bitti diyor. Kılıfı mı bitti? Tamam teşekkür ederim. Elinize sağlık. Vereyim. Şarj aletim yanımda değil. Özür dilerim. Unuttum. Özür dilerim. Asistanınız mesaj atmadı mı size? Niye getirmediniz diyor. Ama unuttum. Evet Buket'cim hatırlattı bana. Ben unuttum. Çok özür dilerim. Unuttum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kim bu ya? Allah. Erkan sen? Duydunuz mu? Ho 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 diye bir ses. Hani, bir efekte falan hani bastılar zannettim. Hay Allah'ım yarabbim sen hep güldür yarabbim. Öf. Ben iki dakika çıkmak istiyorum. Vallahi. Pardon Hanife buyurun. Tamam ben yarın getireceğim şarj aletini Müjdat Hanım. Çok hayal kırıklığına uğrattım sizi özür diliyorum. Kulaklığınızı da getirin. Kulaklığımı da getireyim. Tamam. Kış geliyor eldiven, bere, atkı. Onlar da var mı? Tamam. Efendim? Onlar da tamam. Örebilir miyiz onları da? Örerim ben. Ben yün getireyim. Tamam. Şarj aleti telefonunuza kılıf öreceğim. Öyle demiştiniz. Evet. Kulaklık bitti zaten. Şey, şarj aleti bitti, kulaklık var. Eldiven, bere, atkı. Eldiveni bilmiyorum. Niye? Eldiven bilmiyorum yapmasını. Aa. Şimdi de ben hayal kırıklığına uğradım. Bilmiyorum. Hiç örmedim. Hazır alıyorum ben. Hazır alın bana bir eldiven alın. Hediye. Tamam alırım. Eldivenim yok. Tamam. Şaka yapıyorum şaka. Olur mu öyle şey? Teşekkür ederim. Peki. Buyur Hanife'ciğim. Son soru sordum. Düşünmüştür herhalde bu kadar. Düşündüm evet. Evet nedir cevabını alalım Serdar. Koray Avcı'dan hoş geldin. Akustik. Ne dedi? Hoş geldin akustik parçasına. Hoş geldin akustik mi? Akustik diye yazılıyordu orada. O yüzden demek istedim.
Şarkı mı? Öyle bir şarkım var. Hoş geldin bir tanem. Hoş geldin bir tanem. Evet. Kim söylüyor? Koray Avcı. Koray abi mi? Koray Avcı. Koray Avcı. Ha. sizinle ilgili bilmemi istediğiniz bir şey var mı? Bunu kesinlikle bilmelisin dediğiniz. İsterseniz bunu çay içerken konuşsak iyi olur yani. Hmm. Sizinle neden çay içmeliyim? Sizi neden tanımalıyım? Tanışıp, görüşmek, anlaşmak güzel bir şeydir. Ama neden size evet demeliyim, neden? Hani gönlünüzü almam lazım, o yüzden. Hmm. Yemek yemeyi sever misiniz? Evet. Ben de çok severim. Yemek yapar mısın Serdar? Yemek yapmam. Anne mi yapıyor yemekleri? Evet. Oh ne güzel. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeş. Evli mi diğerleri? Hayır. Aa, herkes bekar. Evet. Sen kaç numarasın? Ben ortanca. Ortanca kardeş. Evet. Bir kez aşık olmuşsun. Evet. Aşk insanı çok değiştiriyor demiş. Evet. Ne kadar sürdü bu aşk? Uzun sürdü. Niye bitti? Ne kadar uzun sürdü? Ben içime gömdüm o aşkı ve bitirdim. İçime gömdüm, bitirdim. Şey yapayım mı, yorum alayım mı? Yorum alalım, tamam. Kimden alalım? Şendoğan Bey'den Şendoğan ve Çağrı abi. Bey'den, evet. Aslında bana göre evliliğe hazır değil, yaş itibariyle. Zaten Ayten Hanım'ın profilindeki... Ay Ayten dedi yine, ay modeli... Ah, özür dilerim Hanife. Ya özür dilerim. Ya ben kalkıp gideyim mi? Ya özür dilerim Ayten Hanım. Zaman zaman kaçırıyorum. Hayır lütfen, zaman zaman Hatice Hanım diyorum Hanife'ye de yani. Ha, gerçekten öyle. Hatice, siz şahitsiniz Hanife Hanım. Ayten Hanım. Yok, zaman zaman da Hatice Hanım diyorum. Bilinçaltı. Yani. Tekrar özür dilerim. Dile Ayten vuruyor Hanım. Arada. Ya bundan sonra biraz dikkatli olmam. Rica ederiz. Olur, zaten Hanife Hanım'ın beynindeki... Ben de beyindeki... geçen gün Lütfiye dedim kıza. Hanife senin dediğin bu zaman kadar. Zaman çok oluyor. Ama en kötüsü oydu. Bakın bunu kabul etmek lazım. En kötüsü evet, oydu. Evet. Çok özür diliyorum tekrar. Hanife Hanım'ın beynindeki erkek modelini daha uygun değil. Ben olumsuz bakıyorum. Teşekkürler. Olumsuz diyor Şendoğan. Çağrı? Ben tam tersi düşünüyorum. Yani... Saç, baş, giyiniş, oturuş. Kesinlikle çok yakıştırıyorum. Yani kesinlikle Hanife, bu sefer eminim, artık emin oldum yani. Teşekkür ederim abi. Peki. Çağrı çok olumlu bakıyor hayata. Çağrı öyle olumlu diyor. Hayata Çağrı'nın baktığı pencereden bakmak istiyorum. Nasıl bir pencere orası? Çok olumlu. Ya, bunu biraz kinayeli mi söyledin, bana mı bilmiyorum, öyle geliyor? Artık. Artık. Bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Peki, var mı başka yorum yapmak isteyen? Çağkan, demin bir şey söylüyordun orada, askerlik arkadaşım mı diyordun? Beyefendi benim askerden arkadaşım. Ya! Evet, burada görünce şaşırdım. Hadi, görüşmediniz mi arkada? Yok, reklam arasında gördüm sadece. Şaşırdım. Hatırladın mı Serdar Çağkan'ı? Hatırladım. Hangi, nerede yaptınız askerliği? Diyarbakır'da. Diyarbakır. Evet. Ya ben arkadaşım olmasına rağmen, yani bir hayat arkadaşı değil ama iyi bir arkadaş olacağını düşünüyorum Hanife'ye. Ha, olmaz diyorsun Hanife'yle. Ha. Anladım. Mehmet? Açalım Mehmet'in mikrofonu. Tabloya baktığım zaman gayet olumlu bir çift görüyorum. Hani bence bir çay içmesini, tanımasını tavsiye ederim Hanife'ye. Tabii canım, karar bana kalmış bir şey. Cansu? Hanife kafandaki profiline uymuyor. Olumsuz diyeceğini düşünüyorum. Peki. Açalım istersen Hanife artık paravanı, değil mi? Açılsın paravanımız Hanife ve Serdar için. Sen bana geç geldin efendim, ben sana erken. Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız var. En sevdiğim şarkılardan birisi bu arada. Evet. Ben de bunu düşünmüştüm zaten.
İnsanlar hep bir şey söylerler. Evet. İyi ya da kötü pek etkilenmiyorum aslında ama gene de insanların fikirlerini merak ediyorum. Ben kendi gönlümün gittiği yere gidiyorum. Gönlüm ne hissederse onu yapmaya çalışıyorum. En güzeli olan bu zaten. Ben sizinle tanışmak ve bir çay içmek istiyorum. Belki fikirlerinizi ve görüşlerinizi almak için. Sevgi de şey aslında, hani şimdi burada yok ama bir söz söylemişti o. Belki ilk görüşte aşık olamayız ama aşık olabileceğimizi hissederiz demişti. Sen Serdar'a dair böyle bir şey hissettin mi? Ben öyle bir şey hissedemedim. Yani... Bir şey söyleyebilir miyim? İlk görüşte aşka inanır mısınız? Ben de onu açıkladım az önce. Ben de açıklamasını yapmak istiyorum isterseniz. Şimdi ilk görüşte aşka inanamazsınız. Ben ikinci görüşte inanmanızı istiyorum. Bakıyorum tekrar, olmadı. Teşekkür ederim. İsterseniz bir... Ben teşekkür ederim. Geldiniz için çok sağ olun. Ama gerçekten hani ben söyledim, siz beni dinlemediniz bile şu anda. Farkında mısınız? Dinledim. Hani diyorum ki aşık olabileceğimi hissederim. Siz de yani, diyorsunuz ki ilk görüşte aşka inanır mısınız? Yani ben dedim ikinci görüş demek istedim. İki kere baktım, üç kere baktım, olmadı. Ben bir çay içmeyi istiyorum çok yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayaklarım İstemiyor Serdar'cığım yani. Tamam. Aynen. İşte bu işler böyle, kader kısmet, biraz hayal kırıklığına uğradığını görüyorum. İstersen bizle devam edebilirsin yoluna. Locamızda sen de oturup adaylarını, taliplerini bekleyebilirsin. Devam etmek istiyorum. Peki Serdar'cığım, şimdilik seni böyle alıyorum alkışlarla, arkadaşlarımın yanına uğrayalım. Bir çay kahve içsen orada. Görüşürüz. Sen bana geç geldin.